canım, sen de çıkar mısın? Bak çok kötüyüm. Seni dinliyorum, anlat. Efendim, siz Tanrı sağ ol imparatorsunuz. Evet. Gücünüz önünde hiç kimse duramaz. Gel. Öl deyin, öleliyim. Ama izin verirseniz kutsal Roma'yı ve iktidarınızı kurtarmak adına bir önerim olacak. Nasıl bir şey? Anlat bakalım. Efendim, para sorununuza kalıcı bir çözüm önerim var. Kalıcı mı? Seni dinliyorum. Şu an kullandığımız altın paralar çok sınırlı. Çıkarılması da çok zahmetli. Bu sistemi tamamen değiştirip sınırsız paraya geçebiliriz. Sınırsız mı? Sınırsız bir altın madeni mi buldun? Hayır efendim. Altını değerli yapan şey bizim verdiğimiz değer değil mi? Evet. Aslında bu fikrin ilhamını sizden aldım. Ben. Sayın imparatorumuz bir ata olduğundan çok fazla değer yükleyerek onu konsül yaptı. Ve halk bu durumu hiç yadırgamadan kabul etti. Pekala, etrafta çok bulunan değersiz bir nesneye altın gibi değer verirsek, o nesneyi de artık altın gibi kullanabiliriz. Mesela kağıt. Üstüne istediğimiz bir değeri yazıp piyasaya... Dur. Kafam karıştı. Şunu daha sakin bir yerden yaz. Gel. Efendim, dilerseniz şöyle. Gel. Efendim, önce bir banka kuracağız. Ne yapıyorsun? Dur, sarayı mı yıkıyorsun? Bilirsiniz ki eskileri yıkmadan yeni bir şey inşa edilemez. Haklısın. Devam et. Halk güvende olsun diye. Altınlarını bizim kasalarımıza teslim edecek. Biz de o altınlara karşılık üzerine altının miktarını yazdığımız kağıt paraları halka vereceğiz. Halk istediği zaman bu kağıt paraları bankamıza getirir. Üzerinde yazılı miktardaki altınını alabilecek. Ayrıca artık alışverişini de kağıt paralarla yapacak. Böylece halkın kağıt paraya güvenini sağlayacağız. Dediğin gibi olursa bizim kasalarımız altınla döner. Dolar. Peki halktaki altın bitince ne yapacağız? Onu da düşündüm efendim. Savaş harcamaları bahanesiyle... halkın elindeki kağıt paranın altın karşılığını düşüreceğiz. Mesela yarı yarıya. Böylece elimizdeki altını iki katı kadar para basabileceğiz. Aynı zamanda büyük şirketler kurup... karşılığında da onlara kağıt parayla ödeme yapacağız. İşte şimdi saçmaladın. Ben tanrısal imparatorum. Halk ise benim kölem. Neden onlara ödeme yapayım? Efendim, çünkü mevcut sistemle tanrısal kârınız çok az oluyor. Hem halk yine sizin köleniz kalacak. Hatta bu köleliği kontratla güvence altına alacağız. Bir düşünün, sabah akşam çalışan insanlar kazandıkları parayla ne yapacak? Ne yapacak? Şirketlerimizin ürünlerini alacak.
ne para. Yine bizim bankamıza dönecek. Ha tabii bunun için halkın tüketim alışkanlıklarını birazcık hızlandırmamız gerek. Harcamayıp biriktirdiği parayı ne yapacak? Yine bizim bankamıza getirecek. Biz de şirketlerimizden gelen parayla birlikte bunu kredi olarak halka geri vereceğiz. Faiziyle tabii. Halk bu parayı nasıl harcayacak? Tabii. Ya emeğini bir ömür bizim için harcayacak? Hapsi boylayacak. Hesaplarıma göre parayı böyle 7 kez paradan para kazanabiliriz efendim. Ne paradan para kazanmak ha? Ne bak bu şeytanın bile aklına gelmez. Ben de seni halktan yana sanırım. Resmen sömürü sistemini kurdum. Başta sınırsız para demiştin. Onu anlatmadın. Hadi, hadi onu anlat. Onu anlat. Siz tanrısal aklınızı bunlarla meşgul etmeyin efendim. Bu sistem bizi 2000 sene idare eder. Sana emrediyorum. Eğer anlatmazsan başın artık gövdeni idare etmez. Efendim, eğer tüm dünya devletlerini paramıza bağımlı yapabilirsek... Bunun için aşırı silahlanma ve bir de dünya savaşı gerekli. Dünya döndükçe ismi unutulmayacak.
kes! Kendi çıkarına göre davranmıyor. Güç sende. Sen de aynını yapmaz mı hiç? Ya sen? Peki, bütün bunlar olurken siz ne yaptınız? Ben korktum! Ben inandım! Ben saklandım! Ben görmezden geldim! Ben duymadım! Ben çaldım! Ben güvendim! Ben öldürdüm! Ben düşünmedim! Ben umursamadım!